Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir kargo açımına hoş geldiniz. Nike'den şöyle tatlı bir kargom var. Bunu aldığımı Instagram'dan da paylaşmıştım. İndirim vardı, güzel bir fiyata düşmüştü. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız bence mutlaka takip edin. Genelde ayakkabılar çevresinde dönen paylaşımlar yapıyorum zaten. Bayağıdır Nike'da bir problem var arkadaşlar kargolarla alakalı. İşte ödemeyi çekmiyor, kargo çok geç geliyor. Geçen işte şu üstümdekini almıştık mesela. İki rengini birden almıştık, beyazını ve siyahını. İptal ettiler. Bir ay, bir buçuk ay bekledim. Müşteri hizmetlerini aradım. Anca ondan sonra iptal ettiler. Yani biraz kendi siparişinizi de takip etmeniz gerekiyor. Daha sonra bunda da aynısı oldu. Güya geldi dendi. Baktım işte gelmemiş, etmemiş. Kargoları arıyorum. PTS'ye gönderiyor Nike. PTS'den işte pick-up kargo mu? Pick-up mı? Öyle bir kargoyu gönderiyor. Daha bize ulaşmamış dediler. Bir baktım akşam evde gelmiş. Yani kargo kaybolabilirdi. Bir tuhaf bir halde açıkçası. Gümrük işlemleri herhalde daha zor. Zaten 150 euro sınırı var biliyorsunuz. O da 3-200 civarı. Yani onu iyi denk getirmeniz lazım. Aynı günde ayrı ayrı 3-200'ü aşan kargolar verirseniz de iptal oluyor. Yani bir sürü sıkıntılar var. Artık Nike'dan bayağı zorlaşmaya başladı. Yeni çıkan ayakkabıların hepsi 3-200'ün üstünde zaten. Dolayısıyla alamıyorsunuz, Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Evet, şöyle şu taraftan açıyorum. Bir sürü etiket var. O yüzden bu tarafa çevirmeyeceğim size doğru. Şöyle kendim açayım ve size göstereyim. Kargodan benim haberim yok arkadaşlar. Evet, şöyle bir tane tekstil ürünü ve bir tane de arkadaşlar yine aynı kutudan gördüğünüz Why Not Zero kutusundan bu size Jordan 1 Take tabii ki, yani düşük bütçeli Why Not Zero diyeyim size. Kutuları hiç değiştirmediler ya, çıktı çıkalı hep aynı kutular geliyor. Değiştirseler güzel olur bence, bayağı da büyükmüş bu arada kutusu. Ama kutunun önce her zaman yaptığımız gibi tekstil ürünlerine bir bakalım istiyorum. Ne zamandır da istediğim bir üründü bu. Hatta bunun video da var bir mağaza gezisinde. Çok beğeniyorum bu ürünü. Ah keşke alsam etsem diyorum. Bugüne kısmetmiş arkadaşlar. Şöyle ne kadar da güzel paketlemişler, şuraya bak. Bir adet NBA şortumuz var. Şöyle. Evet, çok hoş değil mi? Evet. Biraz böyle Kyrie'leri andıran bir şort arkadaşlar. NBA logolu, Nike logolu. Bayağı keyifli. Bir tarafı kırmızı, bir tarafı mavi. Kyrie değil de KD'nin sanki var. KD'nin de Kyrie'nin de bu tarz böyle şortları ve tekstil ürünleri oluyor. Cebi bayağı derinmiş. Bir tane de şurada para koyma cebi veya işte daha özel eşya koyma cebi var. Bu tarafta ise sadece normali var. Şöyle etiketlerini göstereyim. Size doğru çevireyim. Arkasında bir şey yok. Etiketlerde NBA etiketi en sevdiğim etiket zaten. Bu oluyor. Yaldızlı Dry Fit. Şöyle görüyorsunuz. Ve burada ise Loose Fit etiketimiz var. Evet, keyifli, güzel. Gayet kalın. Biraz bu jenerik şortlar var ya, onlara çok benzemiş. Zaten şuradaki fermuarlı yapıda bana direkt onları hatırlattı. İsimleri ne oluyordu onların? Normal biliyorsunuz, birçok defa aldık hep buraları. Siyahlı, beyazlı, farklı oluyor. Şeritli daha doğrusu şortları. Ama bu desen benim bayağı hoşuma gidiyor. Asker deseni, kamuflaj desenine de benziyor. Bakalım, deneriz sonrasında. Ama ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Beyaz taytlarla veya siyah taytla da giyebilirsiniz. Her türlü yakışır. Her ayakkabının altına gidebilecek. Mavi tişörtle, kırmızı tişörtle, hepsiyle çok siyahla. Güzel olur. Bu şekilde de kargolamaları benim de bayağı hoşuma gidiyor. Güzel güzel kağıtlardan kullanıyorlar. Kutunun içine atalım. Kaymıyor, kırışmıyor. Çok mantıklı. Aynen. Güzel biçimde paketlemişler, göndermişler. Şöyle açalım. Kutu fena değil. Çok hafif değil. Çok ağır değil. Ve şöyle açımı gerçekleştireyim. Ve bang bang. Bir uyum fark ettiğini düşünüyorum. Evet. Üstümle. Çok güzel olmuş. O yüzden giydim zaten. Morlu siyahlı alıp geldim. Ben de bu sıcakta niye bunu giymişsin diye düşündüm. Sıcak da değil bu arada. Ben üşüyorum hala. Yani bir tık daha hani sıcak gibi geldi. Değişik havalar yaşıyoruz gerçekten. Bahar mı geldi, yaz mı geldi, yoksa kışta mıyız belli değil. Arkadaşlar Jordan 1 Take 4. Ne kadar aldım ben bunu? 1200-1300 lira civarındaydı. Bence çok çok iyi bir rakam. Yani geçen seneden kalma bir fiyat gibiydi. Daha doğrusu indirime girdiği için böyle aldım. Hatta Sebo kardeşimden görmüştüm. Sebo kardeşime dedim, aa güzel bulmuşsun. Var dedi, sen de yapıştır dedi. Bir baktım numarası da hakikaten varmış. Genelde numara yakalayamıyorum bu tarz indirimlerde. Ama ayakkabı arkadaşlar bayağı hafif. Ben Vinyl'lardansa bu One Tech serilerini daha çok seviyorum galiba. One yani Tech normal serisi başka aldık mı biz? Var tabii. One Tech 3 vardı hatırlarsan, beyazdı böyle. O da çok güzeldi. Vinyl'ları o kadar beğenmiyorum. One Tech'ler daha güzel oluyor. Tip olarak da, hafiflik olarak da, bir de fiyatları da zaten çok daha uygun. Gerçi bu seneki Vinyl da çok güzeldi. Ama bu da
gayet iyi gözüküyor. Şöyle biraz yaklaşırsanız bakalım. Öncelikle arkadaşlar ayakkabı çok hafif. Altını çevireyim. Dışarıda da oynamaya uygun oluyor genelde bunlar. Oldukça sert bir yüzeyi var. Alt yüzeyi Air Zoom logosu şurada yer alıyor. Jordan logosu altta, arkada ve yine orta taban desteğiyle sizlere güzel bir altyapı sunacak. Bence gayet iyi olacaktır. İç ve dış sahalarda her türlü giyebilirsiniz ama yaz geliyor, dışarıda da giyilebilir. Şuradaki çıkıntı çok ilginç geldi bana. Jordan logosu, baş parmak desteği. Genelde basketçiler buradan yırtıyor. Ama çok iyi olmuş. Buradaki inanılmaz yumuşak bir materyal. Dolayısıyla bunu yırtabilirsiniz. Bu şekilde de önüne bir plastikle koruma koymak gayet mantıklı ve gayet güzel olmuş. İçeri doğru baktığım zaman üstünde kullanılan materyaller farklı. Yani çok kaliteli hissettirmese de aman aman da çok çok kötü de diyemeyeceğim. Genel itibariyle çok yumuşak ve hafif materyaller kullanılmış. Dış tarafta ise bu ağlı yapı geliyor ve Jordan'ın logosu. Günlük kullanıma da bence çok uygun. Yani bunu normal günlükte kullanabileceğinizi düşünüyorum. Tam bir basketbol ayakkabısı tipi görüntüsü yok. Arkaya doğru gittiğimiz zaman bu siyah süet olsa daha güzel olurdu. Böyle dandik mi dandik bir plastik deri yapısı, parlak, nabuk da demek istemiyorum. Onun ikisinin arasında daha ucuz bir materyal hissiyatı var. Dil yapısını şöyle göstereyim. Baya baya inceymiş. Ya bu dilleri bu kadar ince kullanmaları benim pek hoşuma gitmiyor. Daha kalın olsa daha güzel olur bence. Üstünde Westbrook logosu ve ne yazıyor şurada? Russell Westbrook logosu. Farklı bir logo, iç içe bir tasarım mevcut. Mor siyah karışımı bence çok güzel olmuş. Üstünden de gördüğünüz üzere evet, beğeniyorum, yakışıyor. Kışın, yazın her türlü giyebilirsiniz. Baktığımız zaman mor desenler her yerde. Jordan logoları, Jordan logosu. Arkaya çevirdiğim zaman yine aynı şekilde Jordan logosu. Zaten biraz önden bakınca Adidas ayakkabısı gibi. Öyle mi? Yani bir tuhaflığı yani var diyorsun. Şurada böyle sanki three stripes gibi. Ha, olabilir. Dikişleri. Bir hafif asimetrik yapmışlar ama bu da yakışmış. Bazı yerlerinde arkadaşlar bir plastik katman yine ekstra da üstüne kondurulmuş. Güneş yansımasıyla ben de bunu şu anda görebildim. Şurası çok daha yumuşak. Burası ise bir tık daha sert. Yani çok sizleri tutmada başarılı olur mu emin değilim. Çok yumuşak geldi bana üst kısmı. Fakat şöyle tepeden bakarsanız, şöyle baktığınız zaman mesela görüyorsun dışa doğru çok çıkıntılandırılmış. Yani ayağınız bu ayakkabının içinde kalacak. Dolayısıyla bu yan taraflar, şu görmüş olduğunuz şu çıkıntılar biraz da olsa ayağınızı tutma noktasında iyi iş yapacağını şu anlık öngörüş olarak sunabilirim. Tabii ki giydiğim zaman nasıl ona bakacağız. Mesela şöyle arkasını çevireyim. Çok günlük ayakkabı görüntüsü yok mu? Evet. Değil mi? Günlük ayakkabısı sanki gibi Jordan'ın böyle ayakkabıları oluyor. Çok low, düşük ve keyifli gerçekten. Ben beklentisiz almanın güzelliğini de yaşıyorum. Bir de şu iç tarafta Westbrook logosu var. Markalamada, dizayn detayları da bu şekilde. Sevmediğim bir şeyi bahsedeyim. Arkadaşlar şu şekilde kesip bırakıyorlar ya, hiç sevmiyorum ya. Bazı ayakkabılarda bu oluyor. Ya birçok ayakkabıda yapıyorlar. Ya şuraya şöyle bir yuvarlak yap, bir şey yap. Yani gelip sanki kesilmiş gibi veya sanki fake ayakkabıymış gibi, bunu şöyle şurada da bakar mısın? Yırtılmış gibi. Çok çirkin bir görüntüye sahip. Tamam ucuz bir ayakkabı ama en azından şunu şöyle bir döndürsen veya bir şekilde aşağıya diksen bitmiş gitmiş olacak. Şöyle bağcıklarını da açayım yavaştan arkadaşlar. İki tane de bağcık deliği ekstra yukarıda. Şurada ayaklarınızın, bileklerinizin daha iyi tutulması için. İkisini de iliklememişler. Şöyle içini göstereyim sizlere. Jordan logosu var. Görüyorsunuz güneş ışığı buradan yansıyor. Yani ne kadar havadar olduğunu anlayabilirsiniz. Ciddi manada hafif. Biraz Jordan, Michael Jordan serisine. Ha, güzelmiş. Evet. Olabilir. Dediğim gibi onların da low modelleri böyle bazen oluyor. Mesela geçirgen oluyor ya onlar. Şuraya bakar mısın ne kadar geçirgen? Ama bu çok ciddi dandik yani onlardaki teknoloji. Bayağı sert. Ki onlar bile patlıyor. Jordan 36, Jordan 37. Bunlar patlar. 36'nın patladığını hatırlamıyorum ama 37 hatırlarsanız incelemesinde de bahsettik. Bum diye adamın ayağı dışarı fırlıyor orada. Ki onlar ne kadar kaliteli. Bu baya baya yumuşak. Fakat tabii şimdi şöyle baktığımız zaman şöyle bir tepeden bakarsan içeride dilin de tutturulduğu şu şekilde lastikler ve kısımlar mevcut. Dolayısıyla direkt ayağınız yandan çıkması o kadar da kolay olmayabilir ama zaman geçtikçe diğerlerine oranla daha hafif. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, güzel, keyifli. Ne diyorsun? Beğendin mi sen de? Beğendim, çok hoş. Bana da sürpriz oldu. Beğendim yani. Şimdi ayağımıza giyelim. Alt tarafımı çok kombin yapmadım. Keşke siyah bir eşofman giyseydim. Neyse, bu şekilde de bir bakmış oluruz. Şortumuz da var. Gayet keyifli, güzel bir kargo oldu. Şort 1000 lira arkadaşlar. Bu ayakkabı 1200 lira mı, 1300 lira mı? Yani
O civarlarda 2,5'u geçmedi diye hatırlıyorum kargonun toplam maliyeti. Yani 100-200 lira aşağı yukarı olmuş olabilir. Vay ama be, şortlar, tekstiller şortlar aynı ya. Çok pahalandı. Hatta şu an Kyrie Flytrap'te kargoda geliyor. Onu alırken yanında bir şort alayım dedim. Ya bir baktım ki ayakkabı fiyatı kadar şort fiyatı. Eşofman alacak olsam 1500 lira çok daha fazla. Dedim ki neyse kalsın tekstiller. Zaten baya dolurum, dolmuş durumda. Ayakkabıları inceliyoruz, abartmayalım. Bu eski kargolardan bazen içimden kopuyor ama eskiden hatırlarsan hep böyle tekstille birlikte evet söylüyorduk. Bu sefer de öyle olmuş oldu. Şimdi ayakkabıyı deneyelim. Şortu izlemek istiyorsanız diğer videoları takip edin diyeyim. Şimdi şunu giyelim ve çıkış yaparız. Evet, otoyolların üstünde ayakkabımızı deneyelim. Evet. Ama çok hoşuma gitti. Ya beklentisiz ayakkabı almak kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Evet, ayakkabı şeylerin vazgeçilmesi. Şöyle beklentisiz alınca ayakkabı o kadar güzel çıkıyor ki genel itibariyle zaten bir şey koymuyoruz. Baskı koymuyorsunuz. İnsanda bile öyle değil mi? Bir insandan beklentim varsa yorucu oluyor. Şunu sadece bir tanesini şey yapacağım. Evet. Bayağı iyi oldu. Ben bunu günlük giyerim. Yani hatta kışlık giyerdim bunu aslında. Ama kışta üşürsünüz. Ne diyorsun? Güzel bence ya. Şunu geçirmeden direkt şey yapacağım. Arkadaşlar 45 numara her zamanki gibi. Biliyorsunuz artık benim numaralarımı. Diğer videolarda da hepsi aynı. Yani farklı bir numara aldığım çok olmuyor. Çok şaşırtan bir ayakkabı olmuyor beni. Genelde normal yapıyorlarsa. Adidas'ta 44,5 Nike'da ve Jordan'da 45 yürüyüş ayakkabılarında 44,5 alıyorum. Çok keyifli. Çok hoş. Ne diyorsun? Gayet güzel. Bir böyle hafif dediğim gibi Jordan havası var. Zaten Jordan markasına ait. Ama sen işte serilerden bahsediyorsun. Evet. Evet. Ben de bir Jordan Trainer diye bir şey vardı. Hatırlar mısın? Siyah, cırt cırtlı. Onu hatırladım ben de bir anda. Yani evde spor yaparken, dışarıya çıkarken, AVM'lerde çok hoş. Basketbol oynarken de tabii mutlaka güzel olacaktır. İncelemesini de yapacağım arkadaşlar. Basketbol incelemesini. Sonuçta basketbol ayakkabısı. Ama gündelik giyilebilecek ayakkabılardan biri. Bir de bana çok soruyorsunuz aslında ya abi gündelik giyilecek basketbol ayakkabısı önerisi. Bu siz ne yakıştırırsanız o olur ama öyle bir video yapacak olursam bunu da mutlaka içine koyarım. Gayet keyifli, gayet güzel. Ne diyorsun komple düşündüğün zaman? Gayet güzel oldu. Aynen. Böyle şöyle şununla çok yakıştı değil mi? Evet. Şeyle, sınakıyla. Buradan yapıyormuş, şuradaymış. Evet. Üstümdeki mesela arkadaşlar 3000 liraya yakın mıydı? Yani indirimsiz hali öyle de indirimden aldık. Yani indirimden bile daha yine pahalı. Üstler çok pahalı arkadaşlar. Tekstiller çok pahalandı. Neyse zamanında iyi ki de almışız. Yatırımı doğru yere yapmışız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım keyifli video olmuştur. Benim için çok keyifli oldu. Böyle hoşuma giden hem bir de uygun olduğu zaman kargo maliyeti. En uygun ayakkabılardan biri çünkü. Şu anda bakıyorum arkadaşlar yeni gelenler 4-5 koşu ayakkabıları alayım istiyorum. 6-7'den falan başlıyor. Dolayısıyla eğer hala varsa bu videoyu izlediğinizde ben link bırakacağım. Ama yoksa da bunları kaçırmamak için beni mutlaka Instagram'dan takip edin. Çünkü genelde hikaye paylaşımlarımda bir şey alıyorsam, ediyorsam, indirim görüyorsam sizlere de haber veriyorum. Haber vermeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar bugün out. Let's go. Arkadaşlar bu arada şortu da giydim. Uzunluğu falan harikaymış. Tam benim istediğim diz seviyesinde. Evet, çok yani biraz böyle mesela kısa istiyorsanız kıvırabilirsiniz. Ben bazen kıvırıyorum bazı şu şeylerde ama genelde ben diz seviyesi seviyorum. Günlük falan da giyersin. Günlük, çok günlük rahat. Için gayet fit duruyor. Çok rahat. Bir taraf mavi, bir taraf kırmızı. Üstüme denemişken bunu da göstereyim dedim. Evet. Ayakkabıyı çıkarttıktan sonra bunu giyiyordum.